Kimi zaman farkında olarak, kimi zaman farkında olmadan çeşit çeşit maskeler takıyoruz. Maskelerinizi çıkarın, başlıyoruz. Ben de böyle albino arap bacı gibi oldum. Nasıl ya? Çeşit çeşit mahlukat var Halim. Şaşırıyoruz. Üzülüyoruz. Allah'ım. Alper Mehmet bizi çekemiyor. Yayın saati kaçtaydı? Oh. Biz çekerken sen de anlat. Oo. Mesela hayatındaki bu maske hikayelerini anlat. Herkes bu programı yapabilir zaten yani. Ben Oğuz Aral'ın öğrencisiyim şekerim. Gezelim mi? Oo. Kurban. Allah. Başlar. Son 20 yılın fil taklidi yapmak da geçti. Bir şey söyleyeyim. Ailecim sabah mesaj attın salatalık maskesi yaptıracağım diye. Sen biliyor musun onu? Ailen dedi. Salatalık maskesini mi? Yok şey dedi bana Aylin. Memo sabah işte mesaj atmış. Bu maskelerle ilgili bilgi var mı? Yoksa ben salatalık maskesinden mi bahsedeceğim? Ben de olur dedim yani ne diyeyim. Ama dersimi çalışıp geldim. Bak. Çalıştın mı dersini? Tabii ki. Vay be. Her türlü maske nereden çıkmış? Şey mi Google'dan mı? Google hazretlerinden hepsi indirdim. Alper'cim hoş geldin. Hoş bulduk ya. Memo bir tost most söyle betimiz benzimiz attı ya. Valla açlıktan ölüyoruz lan. Bir şey söyleyeceğim. Valla. Edim sayesindeki Fester amca vardı ya Anka Fester. Aynı onun gibi oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Onun zayıf onun fiti. 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 Biz son birkaç yıldır tatil yapamıyoruz da bronzlaşamadık. Bir de Batman'de penguen adam yok. Ha, o da benziyor. Hakikaten o daha çok benziyor. Saçları uzun. Bir tane karizmatik adama benzetin ya. Hasan Şaş'a benzetiyorlar beni. Hasan Şaş mı? Tabii tabii. Nasıl yani? Vallahi Hasan Şaş'a benzetiyorlar. Ben burada iyi miyim? Hasan Şaş ne artık ya? İlişkimizi sorgulayacağım ya. Gel sen buraya gel. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten beni Bozcaada'da bir yarım saat Hasan Şaş diye ağırladılar. Epey iyi ağırladılar. Ben de şaşırdım. Olmadığını anlayınca ne yaptılar? Ya şöyle oldu. Ciddi söylüyorum. Şey gittik böyle o dediler hoş geldiniz dediler. Meyveler, kahveler böyle orada işte şarap tadımları falan. Ulan dedim tuttu herhalde dizi falan diye böyle ben de böyle içten içe halleniyorum. Yarım saat sonra tam bitti. Çok teşekkür ederiz. İyi günler Hasan Bey dediler. Hasan dedim. Hasan Şaş değil misiniz dedi. Ben bozuldum. O da hayır deyince bozuldu. Hayır dedim tamam mı? Nasıl yani falan oldu. Hasan Şaş olmayınca. Aynen. Sen aslında Hasan Şaş'la evlendin zannediyorsun. Hasan Şaş'a çok benzetiyorlar. Kızdı mı? Niye öyle baktın ben kötü espriye? Yok ya kel kele benziyor işte. Ama Hasan Şaş'ın sonradan saçları çok, çıktı. Kel diye çok üzülüyor bu Memo. Ya üzülmesin. Çok üzülüyorum. Allah ama bir yerden alıyor bir yerden veriyor. Evet beyaza boyayınca yüzümde kafamdaki olmayan kıllar yüzümde her taraftan değil. Buralardan çıkmış. Daha çok kulaklarındakiler çıktı. Ama bak HD mi çekiyorsunuz? Onlar görünmüyor değil mi? Yok, yok, kulaklarım görünmüyor değil mi? Onları şöyle yatıştırdım. Kulak kıllarım. Yatıştırdım. Primat gibiyim oğlum. Bir şey söyleyeceğim bak şimdi kadın oyuncuların saçları var abi tamam mı? Ben de böyle albino arap bacı gibi oldum. Albino arap bacı bak bak bir şey söyleyeceğim. Sen şanslı bir erkek oyuncusun. Teşekkür ederim. Kaşların yeter. Erkek aa ben şeye benzedim. Teşekkür ederim fark ettin mi bu arada? Tabii canım. O filmin yani adı neydi? Sahibim. Albino arap bacının mı? Black Swan'la. Evet Black Swan'a benzemedin mi? Bak en güzel şeye benzetti kendini gördün evet mü? Evet ya ben Hasan Şaş. Şey, biz Alper'le bir Drakula bakar yaptık. Bakar mısın? Aylin. Alper'le bir Drakula yaptık sen onu biliyor musun? Evet biliyorum. Bak çok, pozu yaptı bir de yapsana. Aynısını yaptı gördün mü? Vallahi yapıyor. Dans ediyordu. İşte harcanıyorum ben buralarda. İstanbul'a dansçı olarak geldi oyuncu olarak çıktı. İstanbul'a dansçı olarak geldi. Çıkamadı. Çıkamadı burada. Hala devam ediyor. Çok iyi dans eder. Alper böyle kulak... Yöre yöre dans eder. Kulakları şöyle bak biraz sivrileştirsek. Şu bir karakter yapmıştık ya seninle. Sivri ya. Geçen gün onu bir şey vampir oynayacaktık. Sivrileştirelim dediler. Sivrileştirmeden yönetmen gördü. Çok güzel olmuş dedi. Yani sivri. Yalnız biz Drakula'yı Alper'le değiştirdik bir çekimde. Aylin. Ne yaptınız? Alper kula yaptık. Bilmiyorum o yüzden. Oradan oynayalım mı ufak bir şey? Oynayalım. Sen nesin? Neyim? Vampir misin? Vampir.
Neyle besleniyorsun? Kan. Ne kanı? Keçi kanı. Başka? Keçi kanı. Ne, nasıl içiyorsun kanı? Kıtlama. Kıtlama mı? Kıtlama. Kanı kıtlama içiyormuş Alper Kulla. Yani arkadaşlarla biz böyle eğleniyoruz Aylin. Evde anne, hiç böyle bir insan değilim normalde. Peki ne olacak seni benden çektiğin? Yıllardır. Evet ya, ulan ne olacak siz senin senden çektim ya. Siz ilk nerede tanıştınız? Burnun tırıhtan çıkmadı, farkında mısın? Ya başım bitten kurtulmadı diye bir tabir vardır ya. Tanıştım ben kurtardım. Ben biri seni evlenince ben kurtardım. Ama her şeyimizi de o çekti. Evlilik fotoğrafımızı o çekti. Beni evet. Neler yaptın sen ya? Düğün fotoğraflarınızı çektim ama sizin fotoğraflarınız gerçekten efsane oldu abi. Evet. Evet, çok güzel. Çok güzel oldu. Pembe fonda. Kedi, senin kedi de vardı. Vardı ve verilebilecek böyle en eğlenceli ve en tuhaf pozlar da değil mi? Gelin gelin damat için. Bir şey ben sana evlenme teklif ettikten sonra sabah direkt Mehmet'in yanına gittim. Aline evlenme teklif ettim dedim. O kadar üzüldü kendine ki. Kendine gel dedi. Yok vallahi ciddi. Benim evlendiğime üzülen yegane insandır yani. Evet. Partnerini kaybetti partnerini ya da. Partnerini kaybettim. Öyle oldum bak Aylin. Oğlum. Ben evleniyorum dedi. Alper Kul da evlendiyse her canlı bir gün evliliği tadacak. Bir buçuk dakika sonra kendime geldim. Emin misin lan diyor. Emin misin oğlum? Hayır bir de Alper evleniyor deyince. Saçmalama oğlum. Emin misin? Alper evleniyorsa senin dediğin gibi. Demek ki ben de evleneceğim. Eyvah dedim yani. Arada da böyle yapıyor. Evleniriz şey olur diye. Oğlum Aylin iyi kız tamam da diyor. Emin misin bak. Ya Allah Allah. Emin misin? Bir emin. Hay Allah ya. Vallahi asıl ben babama işte söyledim. Alper dedim bana böyle böyle evlenme teklif etti. Babam böyle oldu. Neden? Yani geziyordunuz dedi. Hani daha gezin görün. Neden sana evlenme teklif ediyor ki? Yangından kız kaçırır gibi deyip hemen İstanbul'a geldiler ilk uçak. Ben sonra de anneme evleniyorum dedim. Olsun dedi. Olsun. Asıl baban ne dedi? Babam inanamadı. Hala son ana kadar inanamıyordu garibim. Hala inanamıyormuş değil mi? Yok inanıyor artık. İnanıyor çocuk var. Rol zannediyormuş ona. Çocuk var artık daha. Ne yapalım? Bir şey söyleyeceğim peki. Biz niye böyle olduk ya? Biz böyle betimiz benzimiz attı gerçekten. Ama zaten çirkindim. Yaptık da espri yapmıyorum. Geçen gün oğlanın fotoğrafı, yeğenimin fotoğraflarına bakıyorum. Bıyıklı olanı mı? Bu diyorum ki Aylin'i kop besliyorum. Alper çok sinirleniyor. Niye bunu ya? Tek düşünen ben miyim? Hayır herkes aynı şeyi söylüyor. Tek başına mı yaptın çocuğu? Alper senin ikinci kocan mı diyorlar. Ya iyi çocuk iki Aylin'e benziyordu diye de bir taraftan da sevinmiyor değilim. Neden? Yani. Güzel işte güzel. Alper'e hiç mi benzemez ya? Huyu bana huyu benziyor şekerim be. Huyu benziyor. Huyu benziyor. Çok eğlenceli bir çocuk olur. Huyu Aylin'e benzese daha iyi olur. Ocak ayında Kapataş'tan deniz atlar. İyice böyle kalın. Aha burası gitti. Bir şey soracağım. Siz nasıl tanıştınız? Biz Kapataş denizde. Biz Ocak ayında. Ocak ayında denize girdik. Yanlışlıkta. Nasıl ya? Yani biraz işte daha açmanız sen, lazım. Işte orada neden evlendiğinizi üzüldüğümü anlıyor musun? Çok açmaya gerek yok da. Aa, yani anladım. Yok açmayacağım abi. Kendim benim için kötü. Kendini yakarsın. Ama bu yapıldı yani. Bu eylem gerçekleşti. Ocak ayında karlı bir havada denize girildi Kapataş'tan yani. Ha, o derece enteresan bir ilişkimiz vardı. O yüzden üzüldüm zaten ben. Çok özelimizi anlatma. Bir daha ne zaman denize gireceğim? Kimle gireceğim ben Kapataş'ta? Kapataş'tan niye denize girilmiyor ki abi? İstanbul'un vallahi altı tarafı, iki yarımada her tarafı deniz girilir yani. Ben yine girerim. Niye girmeyeyim? İsmail yapacağım. Sen o kadar üşüyen adam. Biz hakikaten nasıl tanıştık abi? Biz nasıl tanıştık bilmiyorum. Ben alkollüydüm herhalde hatırlamıyorum. Ciddi hatırlamıyorum. Nerede tanıştık? Ben de hatırlamıyorum. Ama böyle bir tanıştık. Bir şekilde tanıştık. Uzun zaman da geçti. Sen öyle bir fotoğraf çekimi için falan da değil. Yok. O bir şaibe yani nasıl tanıştığımız. Biz seninle nerede hayal bir yerde tanıştık işte. Hayal et artık. Hayal ediyorum. Sonra Alper geldi bana. Ona güzel fotoğraflar çekmeye başladım. Evet. Tipten tipe soktum. Hollywood'da oyunculuk yapsa bu kadar tipe giremezdi. Evet abi çok enteresan tipler çektik. Vampir çektik. Bu Münch'ün şeyi vardır. Scream tablosu. Scream'i çektik. Onu çektik. Evet. Diye. Başka? Şey Aylin'le ikimizi Necil'i bu hale getirmiş. Şey, biraz oldu mu şimdi bu? Akıtmışsın makyaj bak, aktı. Uzun oldu bu. Güzel oldu ya niye? Niye öyle bir şey yapıyorsunuz? Bilmem. Deneysel takılıyoruz. Yapsın onu. Bak, gülünce, gel böyle biz çekelim. Şey, onlar makyajı tamamlasın. Allah Allah. Gel şöyle seninle biraz gezelim. Evet, siz doğru, de makyajı bitirin. Şurayı kalınlaştıracağız. Hayırlı olsun Memo. Tüpken güzel. Açalım şöyle. Thank you.
Alper'cim burada çeşit çeşit maskeler var. Evet. Bak Japon kültüründen maskeler var. Ondan sonra Kızılderili maskeler Japon var. Japon kültüründen maske değil ki. Japon kültüründen maske. Yok artık. Şey maske. Ha Japon kültürü. Japon kültürü abi. Kimdir o? İşte uzak doğu kültürü. Etnik maskeler var bak Afrika maskeleri. Korku filmlerinden maskeler var. Gaz maskeleri var. Süper kahraman maskeleri var. Laz maskesi Laz var. Maskesi var. Ay burada, bu ne ya? Ay ben korktu. Korkunç maskeler var. Niye var bunlar Alper? Konsept maske. Çünkü konumuz maske. Bravo Alper. Evet. Bravo. Şimdi bak şey anlatacağım sana. Bu maskeler mevzusu bende çok değerlidir. Neden? Çünkü benim İstanbul'da ilk yaptığım fotoğraf sergisi ve fotoğraf evinde ilk yaptığım fotoğraf sergisinin adı maskelerdi. Orada da sizin bu yüzünüze yaptığımız maske benzer maskeler yapmıştık. Make-up'la. Yıllar önce. Nereden baksan bir 14-15 senesi vardır. Daha sonrasında da bu fotoğrafları burada sergilemem için çağırdılar beni. İlk sergimdi yani. Hı hı. Ve o fotoğraf sergisinden sonra böyle fotoğraf sanatına ilk adımımı atmış oldum ve insanlar beni tanıdılar. Yani derler ki aslında Mehmet Turgut işte böyle ünlü müzisyenlere, yazarlara, işte çizerlere veya oyunculara fotoğraf çektiği için tanınmış bir fotoğraf sanatçısı derler ama. Halbuki yanlış. Ben maskelerle. O zamanlar maskelerle böyle bir fotoğraf sanatına giriş yapmıştım. Böyle bir şey, evet. Değerli bir tarafı da var bende bu maskelerin. Beni ne yapıyoruz şu anda? Sana şu anda güzel bir maske yapıyoruz. Güzel bir maske. Cildin pırıl pırıl, pırıl, pırıl olacak buradan arkadaşlar. Çıktıktan sonra. Evet. Salatalık maskesinden hallice bir şey bu. Maskenin Latincesi hayalet demek. Aha. Arapçası da maskara. Evet. Maskara olmak soytarılıktan geliyor. Aynen. Biz iki konsepti karıştırdık galiba şu anda. Yani zaten Arap kültüründe maske yok biliyorsun. Evet, İslam kültüründe yok. Suretleri yok. Belirtmek zaten şey olduğu için, yasak olduğu için böyle bir kültür yok. Ama orada da mesela develerin üzerinde işte kum fırtınasında korunmak için ister istemez yine bir maske yapmışlar kendilerine, değil mi? Hmm. Bedeviler. Bedeviler, evet. Kutup yani, ayısı maskesi var. Aslında baktığın zaman kültürlerin birçoğunda maske var. Yani mesela Afrika'da suratlarına değil kafaların arkasına maske takıyorlarmış ki o şey kaplanları mı o? Kaplanlar insan gördüğü zaman saldırmıyormuş. Öyle oluyor biliyor musun? Gerçekten göz göze geldin mi saldırmıyor o Nepal kaplanları. Kaç kere göz göze geldin Alper? Yani öyle bir... Bengal. Nepal kaplanı değil, Bengal kaplanı. Bengal. Nepal saldırıyor, Bengal saldırmıyor. İşte göz teması kurduğun zaman saldırmıyor onlar. Gerçekten öyle. Hayır abi hayvanlarda şöyle bir şey var. Hayvanlar. Göz temasıyla alakası yok. Hayvan açsa seni yer, toksa anından geçer yani. Bu tamamen köpek balıkları da içinde geçerli. Doğadaki birçok hayvan için geçerli. Geçen gün insan yiyen fil belgeseli izledim. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun ya? Vallahi insan yiyen fil mi? Evet evet. Var öyle. Çeşit çeşit mahlukat var Aylin. Kim bilir neler yaşamış ki? Ne yaptıysalar artık hayvana? Bak bir şey söyleyeyim mi sana? O da haklı ben diyorsun. Ben irkiliyorum şu anda. Geçen ben de bir belgeselde gördüm. Bu Batı Hindistan köylerinde hala takıyorlar o kaplanlardan korunmak için maskeleri. Şu anda bile. Sen ne yapıyorsun korunmak için burada? Ben korunuyorum. Bir de sosyal maskeler var biliyorsunuz. Yaşamda sık sık kullandığımız. Bir tane örnek alabilir miyiz o sosyal maskelerle ilgili? Tabii vereyim. Mesela sosyal maskeler kendimizi korumak için insan ilişkilerinde kullandığımız maskelermiş. Birçok maske öyle kullanıyoruz. Tabii mesela kayınvalideme çok kızdım diyelim. Allah. Ama onu hiç belli etmiyorum. Tabii anneciğim. Sen haklısın anneciğim diye hemen bir ne yapıyorum? Maske. Annem izliyor bu programı çok seviyor. Memo'ya bayılır. Öyle demek istemedim. Kızmaz anneciğim. Bana. Anneciğim öyle demek mesela istemedim. Mesela oynayalım mesela. Tamam böyle işte gelin gelin bu çocuk bu saatte hala ayakta. Dedi. 3. Ha. Olur anne ayakta olur. Yani. Aa bildiğin oynuyormuş kız. Hep böyle. Peki bir şey söyleyeceğim. Evde böyle birbirinize maske taktınız oluyor. Bir saniye bu konuyu devam edelim. Eşine daraldığında falan maskeler oluyor mu sosyal? Oraya geliyordum hepimiz ben de. Hepimiz kullanıyoruz canım. Hepimiz mesela, derken ailen ve çoklu kişilikleri. Hayır canım tüm insanlar maske kullanır sosyal yaşamda. Ne gibi mesela? Ama ben, sevdiği için kullanır Alper. Sevdiği hayır mesela maske takmasın. Atıyorum sana çok kızdım o anda ama onu şey dışarıda arkadaşlarımız arasındayız. Belli etmek istemiyorum. Daha sanki sinirli değilmiş gibi davranırım. Anladın mı? Anlamadım. Misal. Daha böyle yani daha sinirli değilmiş gibi. Tamam Alper'cim hani daha sonra konuşuruz. Ama hep böyle yapıyorsun Aylin sen bana.
İşte. Abi bana niye rüştürüyorsun sen? Aa burada kızla konuşurken insanlıktan çıktım. Dudakların ortaya çıkıyor. Ben böyle bir garip bir şey oldu yani. Nasıl hissediyorsun şu anda? Çok kırılgan bir hal aldım yani. Aylin bir duygusallık geldi. Niye bana öyle yapıyorsun? Misal ben Ali'ye gittim. Gece geç geldim. Hoş geldin hayatım derim. Aa, hep böyle. Ama ertesi gün canından bezdir. Evet öyle oluyor vallahi. Demek o sosyal maske. İşte bu bir sosyal maske. Aa. Böyle bir fıkra var da bunu anlatamam. Cuma cumartesi rahat eder diyor hoca. Ama pazartesi diyor onlar görüşürler diyor. Bir ara çıkınca kuliste anlatayım. Süper fıkradır o. Yok yok bu sosyal maske iyi. Aylin gel biz şöyle bir kaçalım yoksa bu... Bir haller olmaya bir haller, başladı. Aile muhabbetlerine şey giriyor. Onun da yanları uzatılmaya başladı bilmiyorum. Çok uzatmayın ay. Yanları. Gel gel kaçın. Çok korkmuş. Dekordaki maskelerin birçoğu sanat yönetmenimiz tarafından yapıldı. Birçoğu şu mesela Şırdan. Dost'tan toplandı. Şırdan öyle. Şırdan. Bunun gözü arkada kalmış. Estağfurullah. Peki Mehmet bunu hangi kelleciden aldın? Başka kısmı da var mı bunun? Abi sanat bunlar, yönetmeni nasıl bir sanat yönetmeniyle çalışıyorsun? Klasik gördüğün gibi bir kelle paça efekti var ama. Şurada. Abi Testere filminden. O Allekino gibi mi? Ne o? Evet. Öyle bir şey herhalde. O da enteresan, evet. Ama bunların bir kısmını bizim 46 dergisi çekimleri için birçok yerden temin ettik. Değil mesela mi? Burada bir tane şöyle şeytanımsı bir şey var ama bunu Hollanda'dan almıştım. Ondan sonra bu Freddy Krueger yapmıştık. Freddy Krueger'ın böyle hani elinde demirler vardır ya, onlarla domates doğratmıştım. Hadi yani. Kesiyor böyle, domates kesiyor. Hadi. Şu dili uzun abiyi nereden aldın? Bu Venom. Bu çok güzel karakterdir. Bu da yine 46 dergisi için. Bu örümcek adam vardır ya. Hmm. Örümcek adam sürekli döven bir karakter. Şu.
kaynakçı. O da işte kaynak yapmışlardı geçen. Bir şey isteyeceğim şimdi sizden. Böyle tipleri biraz koydum. Bunların arasında hani siz de siyahsınız ya, sadece siz de masksınız. Evet. Böyle aralarından böyle tık tık bana biraz böyle ifade yapın. Birbirinize de böyle bulaşın. Mazara etme biz Allah'ını seversen. Ya Allah'ını seversen. Böyle şeyler mi? Her gün sahneye çıkıyorsun, buraya geldin mazara. Sen zaten... O, bitti değil mi? Olmadığın karakter kaldı mı? Arsızlık artık benimki. En son ne oynuyordun sen? En son ne oynadın dün, ne bileyim? Sapık manav oynuyordum. Sapık manav. Tamam, mesela... ben şuna bir şeytancı efendim. Bu bana benziyor ama çene uzun. Aylin, sen de öndekine gel böyle. Böyle yanımdan alıp onlarla böyle uğraşın böyle. Şizofrenik olsun ya, şizofrenik. Şizofrenik. Tamam. Mesela şu an Aylin bize şizofrenik maske. Aylin yanlış anladı, maske yiyor. Sana ne yakışır biliyor musun? Ne yakışır? Ben bu kelleyi yerim. Kelle yerim dedi ya. Sana boynuz yakışır. Ya atalım. Terbiyesiz herif. Bak, heykeltıraşla uğraşmış, yapmış, etmiş. Buna şırdan dediniz, buna da kelle paça dediniz abi. Ama ya bu şırdan bu kelle ya. Paça gözünü ama sevdim. Gerçekten çok sevimsiz ya. Ben bunun neresiyle uğraşayım yani? Allah'tan gece yayınlanıyor. Ben her şeyi yiyen adam, bu şırdanı gördüm. Çocuklarınızı ya uyutun. Çocuklarınızı uyutup öyle ekran başına geçin. Ben bunu şey yapayım. Aa, bunu başa neler geldi. Yap bakayım. Makine çekmiyor. Bir şey oldu Alper Mert. Makine bile istemiyor bunu ha. Hep bir saç şey değil mi? Saç olsa keşke. Değil, bak evet, şöyle yapalım mı? Bak. Bir kelle, bir sen. Bir kelle, bir Aylin. Bir kelle, bir kel. Bir kelle, bir kelle. Şöyle şuraya şuraya getir. Tamam getir. Şuraya getir. Hah. Yaklaştı, iyice yaklaştı, iyice yaklaştı. Şöyle bir aile fotoğrafı. Ben bunu da böyle bir poz veriyorum şu an. Sen de şöyle. Hangisi? Hah, bak bu çok güzel olacak. Işığımı da. Bakayım dur. Bak nefis işte. Şu abi buradan çıkartacağım kadrajdan. Sen bak, ne yapıyorsun? O olmamıştı zaten bir. Ama beni sarmadı hiç. Ne yapıyorsun? Bunda burnu çok... Ben düz duruyorum. Aynı bunlar gibi bir ifade oluyor. Abi böyle moda dergilerinde oluyor ya. Hiç beni böyle moda dergi çekimine çağırmadılar. Hiç bilmiyorum. Şu ayağını vallahi çeker misin? Beni de çekim diye çağırmadılar. Ben çekimden çekimden soktum kafamı. Üzülme. 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 Aa, çok güzel. Bak biraz daha yaklaştıralım. Dur. Şöyle gelsin. Evet. Dil birliği yapalım. Dil birliği. Dil birliği. Dil birliği yapalım. Ha? Biz gülüyor muyuz? Dil birliği. Sen Aylin, Alper'i yönlendir. Şöyle bakalım, böyle bakalım. Alper'cim. Evet. Şaşırıyoruz. Üzülüyoruz. Allah. Şahane. Ne saçma bir konsept. Gül. Gül. Bunlarla. Gül Alper. Yok gül. Ha. Tamam. Dur. Şimdi şunlardan bir kurtulayım abi. Çok güzel bir ışık var. Geçen haftalarda Okan Bayülgen de çok sevdi o ışığı. Oynadı da oynadı. Böyle. Amerika tenisinden aldım diyorum. Dedim güldü. Ver bana. Yolla ışığı. Yolla. Bana bir tane şöyle 50 mm'li bir lens versenize güzel. Şey, var mıdır? Bak ben neler yapacağım. Bak tek etmişim. Şimdi güzeller var. Vay. Bu ışıkta aşk gibi çıkacak. Bunda çok güzel misket oynarım ben. Şu içinden çıkmak istiyorum. Bak gel Aylin buraya. Alper sen geç. Alper sen kal. Yap bak bak nasıl görünüyor, gördün mü? Dilin mi içine? Bak şunun güzelliğine bak. Çok iyi. Bak sen geç, sen gel. Bak. Aha. Oldu mu? Çok güzel oldu. O zaman şöyle bu ışıktan bir tane bütün program şöyle. Tamam. Bak bir de ben geçeyim, bak bak bak. Lan Mehmet insana benzedin ha. Gerçekten mi? Vallahi Mehmet. Vallahi de. İlk defa mı? Tamam. Hadi buradan hadi. Karizmatik fotoğraflar çıkarız. Şuradan bir makine alayım hemen. Hop. Ver bakayım. Aylinciğim. Yalnız bu ışıkta biraz soluk çıktı Aylin. Alper, evet. Sen de bize bu arada hayatında yaptığın maskeyi anlat biz fotoğraf çekerken. Ne zaman çekeceğiz? Hı? Yok biz çekerken sen anlat. Ne zaman, kayda ne zaman gireceğiz? Hı. Zaten kayıttayız Alper. Şu an kayıtta mı? Bayağıdır kayıttayız yani. Ha. En başından beri.
Tamam, gel gel şurada, şuraya gel. Biz fotoğraf çekerken. Kamera kayıtta. Kayıtta tamam. Ha burada da var, tamam. Her yer kamera. Arkanı dönme, şöyle dön bak kameraya. Biz çekerken sen de anlat. Neyi anlatayım? Mesela hayatındaki maske hikayelerini anlat. Nerede maskelerle karşılaştın? İlk olarak 8 anlat. Yaşındaydım. Riyakar bir arkadaşım vardı. Benim dönem ödevimi yırtmıştı. Onun benim dönem ödevimi yırtarkenki maskesiyle karşılaşmıştım. O an çok üzüldüm. O üzgünlük bende çok garip travmalara yol açtı. Belki de oyuncu olmama bu sebep oldu. Sonra Fatih'te Çarşamba'da büyüdüm ben 17 yıl. Bol bol kelle paça yedik. Maske, ne maskesi anlatayım abi? İşte maske bildiğin maske. Maske tarihini mi anlatayım? Ya ben burada fotoğraf çekerken rahat çalışmak için sana hikaye anlatıyorum. Anla bunu. Ya da şöyle yapalım. Fon müziği yaptım seni, anlamıyor musun? Tamam. Şarkı söyle. Ama telife girer. Nasıl? Kendi şarkından söyle abi. Kendi şarkından söyle. Allah'ını seversen söyle. Ne olacak? Kısa söyle. Ben çekene kadar. Bir tane. Dokunma. Neyi söyleyeyim Halil? Ne söyleyeyim? Valla geldik burada çok yüzümüzü beyaza boyattın. Şarkı söyleyeyim. Onu da söyleyeyim hadi. Şey ne isteyeyim? Bu, ne ama bu tiple o şarkıların var ya senin. Böyle arabesk sound eden. Ha. Onlardan bir tanesini patlatsan çok acayip olabilir. Biz de çalışırken havaya gireriz hem. Tamam hangisini söyleyeyim Halil? Sen söyle. İnorganik gelincik. Şeyi söyle. İnorganik gelincik. Daha ellemeden ellerin oldu. Onu söyle. Sevdiremedim kendimi sana, sevdiremedim kendimi sana. Evet şurada arkadaşlar bir alkış tutalım. Alkış tutalım, Alper hava sokalım. Evet beraber. Bak sen benim gözyaşım oldun. Kıydım paraya papatya aldım. Kıydım paraya papatya aldım. Daha ellemeden ellerin oldun. Daha ellemeden ellerin oldun. Daha ellemeden ellerin oldun. Daha ellemeden ellerin oldun. Bravo, alkış. Buranda şey var. Film şey gitti. Yalnız bu tabii şeye giremedi Aylin, havaya giremedi. Daha başka bir şeyler. Evet, yer değişelim. Şey yani, ne, gayet güzel bir sürü şey yaptım. Ben... Sen anlat, sen söyle, ben çekeyim biraz. Ben bir şarkı dur ama şöyle bir şey yapacağız. Ha. Şimdi sen geçeceksin, Aylin gel buraya. Bir sürü şey yaptım, güzel şarkı çıkmış. Şimdi Aylin, ben, şimdi sen Aylin şarkı söyleyeceğim. Hadi Aylin. Senin var mı şarkı? Biliyor musun senin ne güzel? Senin bir tane hip hop bir şey vardı sanki. Hip hop. Hip hop. Böyle rap bir şey söylüyor. Neler çıkıyor? Güzel intro. Evet evet devam et. Ben de üstüne söz yazayım. Hadi. Yap sen. Ver ver ver. Neydi bu? Break beat miydi? Neydi? Yapıyor işte bir şey. Ben yapamıyorum değil mi? Yap bakayım. Evet. Beatbox. Beatbox ha. İs ne ya? Hadi sen bize. Ne yapayım? Çalışmışsın ya dersine. Ben al size notlarımı. Birkaç bilgi. Sen bize maskeyle bir iki bilgi ver. Biz de bir iki kare fotoğraf çekelim. Hemen. Alper nereye gittin? Bunu silme Alper, makyaj çıkacak. Ya makyaj çıkacak da. Sen mimik yap Alper'cim bize. Şimdi arkadaşlar. Mesela şurada maskenin teknoloji ve sporda da yeri var mesela. Sporda? Tabii. Amerikan futbolu mu acaba? Hayır. Tabii Amerikan futbolunda takılıyor poz maske. Poz ver Alper. Bir yandan bilgi al, bir yandan poz ver. Eskrim, hokey. Onlarda da takılıyor. Kulağınız bende mi? Tabii tabii. Dinliyoruz. Mesela dinliyoruz. Kaynakçı, kaynak maskesiyle kaynak yapıyor. Spordan tabii oraya bağlı. Tabii. Ay dedim ki teknoloji ve sporda da... Teknoloji ve sporda da geri var dedim. Sinirlendi mi beni? Mesela... Ne maskeymiş ya bu? Makyaj da bir tür maske olarak ortaya çıkmış. Öyle mi? Tabii peruk ve yüz boyama. Allah Allah. O da maskelerden biri. Fransızlar biliyorsunuz temiz görünmek için suratlarını beyaz pudra yapıyorlar ve ifadeleri belli olmasın diye parfüm sıkıyorlar. Bu kadar sıkıcı bilgi yeter. İfadeleri şimdi... belli olmasın diye parfüm sıkıyor Fransızlar. Bu da artık kayıtlara geçsin. Hayır o makyajdı. Hadi bir de beraber geçin, bir de beraber. Yanak yana. O makyajdı. Hadi bir düğün fotoğrafı tazeleyelim. Bunun içine sığmamız mı gerekiyor? Biraz geriden alırsak sığarsınız. Gelmeyin abi. Şu Okan gibi. Şimdi Okan böyle yapayım mı? Böyle yapıyor bak geçmiş. Tamam. Oo, beyaz böyle beyaz at beni. Beyaz evet evet diyor. Tabii o yaklaştı. Nasıl diyor bir daha yapar mısın? Yaklaştır yaklaştır beyaz at beyaz çıkıyor beyaz. Neler yaşadınız siz Okan? Çok eğlendik. Fotoğraf konuştuk falan. Ya öyle yapma.
Ne yapayım? Burada da bir garip oldu hani. Hah, mutlu olun bakayım. Ama öyle mutlu değil. Bir çıldırmış mutlu senin var ya. Şöyle sordum. Böyle mutlu. Hayır, sen gözlerini aç. Bu nasıl mutluluk? Böyle mi mutlu? Evet, evet, evet. Bir de şöyle şimdi tiyatro yapalım, tiyatro. Ha şey yapalım, tiyatronun şeyi var ya, Haldun Dorman yüzleri. Biri gülüyor, biri ağlıyor. Haldun Dorman yüzleri yalnız. Sen gideceksin mi? Ağlayacaksın mı aynen? Ağlıyor mu? Ağlı sen git. Şimdi sen gül, ben ağlayayım. Aylin be, gel bir de Alper'le çeksene. Bizim Alper'le hiç fotoğrafımız yok. Yok mu? Var mı? Vallahi yok. Hiç yok. Cep telefonuyla çektiklerimiz var. Senin gibi çekebilir miyim? Ne yapalım? Sen gül, ben güleyim. Şaşırmıyor musun? Şaşıralım mı? Hı? Nasıl şaşırıyorum bakayım? Öyle mi şaşırıyorum? Nasıl şaşırıyorum? Garip bir şaşırma olacak. Çılgın maskeler ve çılgın yüzlerle fotoğraf çekimimizi yaptık. Bu sefer Alper sağ olsun stüdyolarda olan o fotoğraf setlerinde olan müziği kendisi bize canlı yaptı. Bugün nasıl bir ışık kullandık? Hem para flash kullandık, hem de o geçen hafta da kullandığımız o sürekli ışık dediğimiz o sabit ışığı da kullandık. Aynı zamanda bir de ring light dediğimiz o yuvarlak yüzde çok güzel efekt veren ışığımızı da kullandık. Bu ışığın özelliği nedir? Yüzdeki... bütün detayları en soft, en yumuşak şekilde ve en güzel şekilde göstermesi. O yüzden makyaj aynalarının ışıkları da bu kullandığımız dairesel ışığın şeyinde, matematiğinde yapılmıştır. Evet efendim, bilgilerimizi verdikten sonra sizin var mı fotoğrafla ilginiz? Yani anladığım pahalı bir spor. Para flash çok pahalı oluyor adı üstünde. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Para flash. Ama artık herkesin telefonlarında var ve artık herkes fotoğrafçı. O yüzden herkes bu programı yapabilir zaten yani. Evet, ben de zaten burada herkes olarak yapıyorum programı canım. Bir de çeşitli bölgeler var. Bu bölgelere göre mesela maskeler olsaydı, tipler olsaydı. Mesela sen İzmirlisin. İzmirlinin tipin maskesi nasıl olurdu? Yap bakalım. İzmir, İzmirli rehavet ya. İzmir havalar ısındı. Yani böyle bir keyif, neşe. İzmir öyle bir yerdir. Mesela Trabzon olsa atarlı. Evet, nasıl olur? Yap bakayım Trabzon maskesi. Soğuk olduğu için böyle dağ tarafları falan işler sürekli böyle. İzmirli böyle ya. Kasmış böyle. Oh. Agresif lan yine soğuk lan yine falan diye böyle. Her Ankara'da maskesi kendi nasıl olur? Şey var, Ankara'da ciddi olur ya. Ankara'nın dağları. Evet. Gerçekten iklim çok etkiliyor canım. Yüz ifadesi. İklim tipleri de etkiliyor değil mi? Etkiliyor. Yani canım, Karadeniz'de herkes şey böyle oradan dere mi taştı, oradan o mu geldi, lan ağaç düştü falan. Böyle bir şüpheci ve enteresan bir böyle ama soğuk memleket dediğim soğuk gibi. Soğuk adamı hiç tutar ya. Belki o yüzden mi acaba? Diri tutar yani. Peki, İzmirliler harika bence, ama gerçekten. Abi. Bence genetik de bir şey bu yani. Genetik olarak aktarılan bir şey. Mesela Alper uyuyor. Her uyandığında böyle uyanıyor. Yok artık. Evet. Mesela uyandırıyorum Alper de falan. Yani adamda sürekli bir siper alma, bir böyle ne oluyor lan, olay mı var falan. Ondan değil. Onun sebebini biliyorum. Trabzonlu. Yani nereden geçiyor? İşte onu diyorum. Trabzonlu yani adam. Şimdi oradan atalarımızın atalarının ataları yani ilk insanlar. Trabzonluydu. Tabii ki Trabzonluydu. Ve vahşi hayvanlardan korunmak için ağaçlarda uyuma hadisesi var. Ha oraya bak, o kadar artık geriye nasıl bağladın. Hayal ettiysen sen. O kadar geriye bizim bağladın. Bizim evi nasıl hayal ettiysen vahşi hayvan. Lan! Hayır, yine ne istiyorsun kadın? Hayır, o düşme hikayesi de öyle abi. O kadar geriye bağladın. Ya, bir düşerek evet, uyanma tabii olayı var ya. Tabii. O ondan geçiyormuş. O genlerden gene geçiyormuş. Bebeklerde de mesela çok uzun süre tutunma refleksi var. Aynen o dediğin gibi. Hani düşüyorsa eğer böyle tutunma ayakları ve elleriyle sürekli bir irkilme. Değil mi? Aylin, daha birinci yerine gelmemiş. Uyansın. Nereden aldın sen o tutunmayı? Ben uyanayım mesela. Bak. Prenses gibi uyanayım. Bak mesela ben. Uyan bakayım. Aylin. Efendim canım. Evet aynen böyle aynen yapıyor. Ben. Kaldığı yerden devam ediyor. Efendim. Alper normalde bu kadar atarlı değildir. Bugün sen o işte sosyal maske mevzusunu açınca biraz orada biraz bir gerildi bir tık. Alper? Ayarları bozuldu. Uykuda ne sosyal maskesi be abi. Uyandırıyor. Ne oluyorum herhalde. Bak onu değiştiriyor.
Mehmetciğim. Hakikaten sahte bir maske. Şimdi eski Türk sinemasında da maskeli karakterler vardı. Hmm. Hatırlar mısınız? Ama bunların kendine bir tane has, bir tane Killing diye bir karakter vardı. Abi o neydi öyle ya, hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum ben onu. Ben de hatırlamıyorum. Ben Çağla Şikel'le 46'ya kapak yapmıştım Killing'i. Hmm. Killing İstanbul'da diye. Türk filmi dedin, Killing'den Killing. Ben de Killing İstanbul'da Türk filmi var abi. Böyle simsiyah giyiniyor bizim böyle giyindiğimiz gibi ama burada kuru kafa şeyleri, desenleri var. Bundan sonra böyle şey. Kim oynuyor? Suçlarla savunan, abi bilmiyorum içinde kim olduğunu bilmiyorum Killing'i. Böyle suçlarla savunan ama garip bir tip yani. Yolda görsen neredeyiz, bir sirkte biz falan. Neyse bu abiler. Hı? Ne iş bu abi dersin. Dersin ve böyle seri var hatta Killing'in serileri. Oysa Spider-Man'i, Superman'i görsen hiç ne iş bu abi demezsin. Yani onlar da çok normal öyle şeyler. Çok doğru. Alper. Geçtiğimiz hafta güzel bir proje vardı. Tiyatro Laboratuvarı diye yeni bir tiyatro kuruldu. Ondan sonra ve görme engelli arkadaşlarımızın, engelli arkadaşlarımızın yazdığı oyunları okuma tiyatrosu olarak gönüllü oyuncu arkadaşlarımız da okuyacaklar. Böyle bir festival düzenlenecek önümüzdeki günlerde. Hı-hı. Çok güzel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdik. Hadi ona bir bakalım şimdi. Bakalım. Öncelikle tiyatro laboratuvarını böyle bir şeye soyunduğu için çok tebrik ediyorum. Çok takdire şayan bir çalışma. Çok umut verici. Özellikle ülkemizde oyun yazarı sıkıntısı çekilirken böyle bir girişimde bulunmanız çok güzel bir şey. Tabii ki destek olacağız. Ben de projenin içinde olduğum için çok mutluyum. Görmesen de olur. Bazen görenlerden daha da iyi olabilir. Tiyatro Laboratuvarı'nın düzenlediği Görmesen de Olur projesini destekliyorum. Ben de bu işin içinde olduğum için çok mutluyum. İnşallah bir kayda değer bir şeyler yapmış oluruz. Tiyatroyu ve tiyatro severleri mutlu ederiz. Aynı zamanda oyuncular iyi bir performans sergilerler ve engelleri tiyatroyla kaldırırız diye düşünüyorum. Okuma tiyatrosu benim çok nostaljik ve çok hoş bulduğum bir konu. Ben kendim de aslında denemek istedim ve bunu denemek isterken de belki güzel bir şeyler yaratırsam o da hani hoş bir ne denir şey anı olur benim için. Görme engelli arkadaşlarımızın yanında olabileceğim için bir kere çok mutluyum yani. Ayrıca da bence insanlar engellerine göre değerlendirilmemeli. Yani sonuçta onların yazmış olduğu oyunları okumak yani benim için onur verici olacak. Şimdi çocuklar bir de bu sahne sanatlarında maskeyi kullanmanın bir acayip teknikleri var. Yani mesela işte bir palyaço var sirklerde. Ondan sonra hatta sizin işte tiyatrocuların bir böyle üzgün yüz çektik ya fotoğrafını. Üzgün yüz ve gülen yüz şeyi bile maskedir biliyorsunuz. Bu en son Afife Cale tiyatro ödüllerinde de 30 kişilik bütün jüriyi grotesk makyaj yapıp böyle bir maske yapıp da fotoğraflarını çekmiştim. Orada tabii çok büyük isimler de vardı. Onlara da yaptık bu makyajı. Ve bayağı da enteresan bir iş çıkmıştı yani. Onu da şu anda görüyorlardır zaten izleyici. Ben bu işi sanat olarak gerçekleştiren ve performans olarak gerçekleştiren birini çağırdım buraya. Ondan sonra sevgili Bülent Develi hocamız, pandomim oyuncusu ve aynı zamanda pandomim eğitmeni. Orada burada şimdi o Alper'le böyle bir ufak bir atışma yapacak Alper. Ben işte edecek tabii. Alper? Hocam neredesin? Buyurun. Hocayla atışacak. Hoca pandomimci ya görünmüyor. Hocam göremedik bile. Atışma evet. Derken ben buradan lafla ne yaptın o işleri falan gibi atışsam. Atış bakayım lafla nasıl atışacaksın? Ne yaptın o işleri diyeyim. Hayırdır? Eyvah. Atışacağız. Gel abi. Oturarak mı atışacaksınız burada? Tabii biz oturduğumuz yerden ben çok güzel. Ben böyle bir hemen havaya girip ayağa kalktıysam. Pantomim illa ayakta olmaz mı? Öyle mi? Oturarak da oluyor mu? Yaşamın mesela buradan abi. Minimal dikiş yaparıp elimizi dikebiliriz. Mesela ben onun üstünü dikerim. Bir şeyler yaparım böyle. Allah. Pantomim böyle bir şey. Oğlum o senin dediğin terzilik. Çok büyük. Evet hocam. Merakla bekliyorum. Ağzımı dikti az önce. Ya, kim dikti? Gördünüz mü? Çok etkiliyimdir. Ama burada göremedik onu. Şöyle bir çıksak acaba? Gel abi. Ay mikrofon. Biz de burada aylin böyle. Biz ne yapalım? Aa. İki burada duralım. İki harfli. Ne yapacağız? Alper. Film. Alper.
Hayır. Sessiz sinema vardı ya. İki harf mi? Tamam, sessiz sinema oynayalım. Bilmiyorum. Bakalım nasıl tamam. Olacak. Sizin siz ne yaptınız? Film... Film seçin. Film efendisi Hobbit. Hobbit. Daha hemen bildim bak. Kafadan atıyorum. Ah. Güçlüyüm. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela senin fil taklidin çok meşhurdur. Siz yapın Alper'in fil taklidini. Alameti farikandır. Yap bakayım fil taklidi. Ya Allah. Başlar, son 20 yılın fil taklidi yapmak da geçti. Bir şey söyle. Başka hangi hayvanlar var? Bu neydi ya? Hindi. Başka? Kedi. Ördek var. O çok iyi ya. Başka? Bitti bu mu? Yok var canım. Yapsana be bir tane daha. Ne yapayım abi? Kurbağa. Kurbağayla çekmek istiyorum. Şuursuz bir hali. Allah. Sende var mı böyle ses efektleri? Yok. Yok güzel. Ben olsa da yani. Tam ben şey oturayım mı? Yo biraz daha. Bir biraz de şöyle daha. Şu yüz mimiği yapsanıza. Abi bu neymiş ya? Yüz mimiği yapsanıza. Oyunculuk sınırı. Yan yana durup mesela. Ben bakalım şimdi bir şey merak ediyorum. Ağla bakalım. Ağla bak, hayır öyle değil. Şimdi hocamla yan yana durun. Ben değiştir deyince bakalım tutacak mı? Bilinçaltıyla anlaşabilecek misiniz? Bilinçaltıyla anlaşmak. Çok evet. Değişik teknikler deniyoruz burada. Telepati yoluyla. Değiştir deyince bakalım aynı yüz ifadesi. Beş tane de kaç tane tutacak? İkimiz aynı ifadeyi mi yapacağız? Evet. Ama bak birbirimize bakmadan telepatiyle anlaşacaksınız. Önce nötr. Alper bendesin. Evet. Şey yapma lan şey veriyorsun. Hay ben. Aa, kopya vermek yok. Kopya vermek yok. Şey. Çok ayıp. Bu sonuçta... Yapalım. Neyi yapıyoruz? Abi biz evde yok. Hocam falan filan işte. Hocam benim pandemim şeyim atarlı. Neyi yapıyoruz? Abi İstanbul'da abi. Ne bileyim böyle yürüyelim mürüyelim bir şeyler kış. Hayır, kuşlar böcekler yürüyelim uçurtmalar falan. Acaba tamam. Tutacak mı? Tamam. Telepatiyle anlaşabilecek misiniz onu merak ettim. Öyle bir şey mi yapılıyor? Abi bunu da ben uydurdum işte. Sabahtan beri yaptığın şeyler yapılıyor mu normalde halter kaldırmalar falan? Ben bir konu vereyim öylesin ona. Hadi ver bakalım tamam. Hadi bir bunu. Sahilde şu anda bir arabanın içinde gidiyorsunuz. Nasıl? Arabayı oynamaya başlayın. Ha? Arabayı kim kullanıyor? Hocam arabayı kullansın. Evet çok güzel. Güzel bir kız gördünüz. Yolun köşesinde. Nerede gördük? Gezelim mi? Ayılaşmadan. Evet. Aynen fren yapıp duruyorsunuz. Seversin bu sarışını seversin. Alper şu an bloke oldu. Kız mı? Fren yapıp duruyorsunuz. Gaza bastı. Aynen. Hayır fren yapıp durun. Durduk. Evet. İşte bu finaliydi. Ha finaldi. Bitti. Kızı gördü mü? Ben veriyordum. İyi o zaman. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Bu performansınız gerçekten. Bravo. Tövbe estağfurullah. Aslında ben hocaya birkaç şey sorup öğrenmek isterdim. Gidiyor mu hocam? Gidiyor. Biz de programı kapatıyoruz. Ha, ama sen sor istiyorsan soracağım bir şey varsa. Sen sorarken biz de programı kapatalım. Korkuyorum Mehmet. Neden korktun? Çok korkuyorum neden? Mehmet. Vallahi korkuyorum. Hocaya soracağı şeyler korkuyorum. Korkma Alper. Çok korkuyorum. Birazdan her şey normale dönecek. Tamam. Yüzünü şöyle yıkayacağız senin. Temizli bak zaten. Değiştir. Ya. Değiştir. Süper. Haluk Bilginer hareketidir bak. Şimdi Ezel'in afişini çekiyoruz. Ondan sonra bir böyle bir espri oldu. Rahmetli Tuncel abi biz oradan bir espri yaptı. Haluk abi gülmeye başladı tabii fotoğraf çekerken. Şöyle bir şey yaptı abi gülerken bir anda böyle. Bunu yaptı yani. Böyle hop orada toparladı. Sonra tak 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 çektik. Sonra biraz da böyle şey yapalım sert olalım hocam falan. Oldu falan. Bunu gördüm gerçekten yani şey değil bu. Sadece pandemide yok. Ben güldür de oynuyorum. Onu biliyorum. Neyse sen sorunu sora dur. Tabii, bu arada hocam, iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz mısın? Diyorum. Alper'cim sağ ol öpeyim. Sağ olasın. Sağ ol. Sor canım sor sen. Hocam hadi çıkalım. Siz çıkalım. Nasıl başladınız?